kıymetli, değerli kaymakamım, değerli dernek temsilcilerimin ve özellikle İstanbul'daki Konyalı Karapınarlar Dernek Başkanı Sayın Değerli Bahri Bey ve yönetimi ve çok kıymetli hemşerilerim, hepinizi bu güzel akşamda saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. İnşallah biraz sonra bu kavurga ve bulgurdan sonra aşure ikram edilecek. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Yalnız birkaç kelime etmekten de geçemeyeceğim. Değerli ilçe başkanımız da Nadi Bey'i de saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, tabii ki burada bana biraz Karapınar'dan bahsetmek düşüyor. Tamamen yaptıklarımızı burada saymamızın imkanı yok. Yalnız çok kısa olarak sizlere Karapınar'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Hem Karapınar'da hemşerilerimiz hem de sonradan doğan akrabalıklardan dolayı Karapınar'ı tanımayan belki dernek başkanlarımız ve diğer kesimler için söylüyorum. Nüfusumuz 49.650 oldu şu an için. Evet, 50 demeye neredeyse 350-360 gibi bir sayımız kaldı. Nereden önemli? Tabii ki büyüyorsunuz. Son 200 bin sayı kalıyor. 50 bin büyük nüfuslu bir ilçe statüsüne girmek için aşağı yukarı 350 sayısına ulaşmak icap ediyor. Bunun için biz daha önce de dedik ki Konya'daki hemşerilerimize ve siz değerli Karapınarlarımızı temsil eden İstanbul'daki hemşerilerimize eğer imkanı olan varsa, Karapınar'a gitme imkanı varsa özellikle istirham ediyoruz. Karapınar'a ikametinizi taşıyın ki nüfusumuzu 50 bine getirelim. Bunun bir takım siyasi ve iktisadi faydalarının olacağını burada konunun başında belirtmek istiyorum. Sizlerin de malumudur. Karapınar'ı kendiniz yakinen tanıyorsunuz. Tarım ve hayvancılıkta ön planda olan bir ilçemiz. Yaylacılık var. 14 tane köy, 4 tane beldemizin yanında sizlerin yakinen bildiği gibi 250'ye yakın yaylamız var. Maalesef bu yaylalara ulaşım, imar getirmenin bir takım sıkıntılarının olduğunu sizler de biliyorsunuz inşallah. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Kendi imkanımız nispetinde, kendi imkanlarımız ve Konya Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla yol imar çalışmalarımızı devam ediyoruz. İlçemiz için gerekli olan düğün salonu, soğuk hava deposu, parklar, bahçeler ve bu tür çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Bunlardan fazla bahsetmek istemiyorum. Özellikle bakınız bir konunun altını çizmek istiyorum. Karapınar Belediyesi olarak imar sahamız içindeki yeşil alanların tamamını ağaçlandırmış durumdayız. Bunun yanında Orman Genel Müdürlüğümüz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, derneklerimizin bir takım kuruluşlarımızın çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor. Anadolu Etap çok büyük bir firma biliyorsunuz, büyük bir holding. Karapınar'da meyveci ağaçlarına başladığını yaklaşık olarak 5000 dekarlık alanda vişne ve elma fidesi yetiştirdiklerini, bu ürünü aldıklarını, doğal ürün elde ettiklerini burada sizlere bildirmek istiyorum. Bunlar yeni alanlar arıyorlar. Ağaçlandırma konusunda da oldukça mesafeler kat ediyoruz. Son günlerde özellikle de gündeme gelen bir takım bazı şeylere de basına da yansıyan bu 750 dekarlık Andıklık bölgesindeki ağaçlandırmayı Konya Büyükşehir Belediyesi ve Karapınar Belediyesi'nin ortak bir projesiyle KOP'un finansı Konya Büyükşehir Belediye'mizin proje desteği ve Karapınar Belediye'mizin de desteğiyle inşallah bu bölgede 750 dekarlık alanda gerçekten güzel bir ağaçlandırma çalışmasının yapılacağını sizlere bahsetmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, yaklaşık olarak bütçemizin normalde 2014 bütçemiz değerli vekilim 25 milyon, 2015 30 milyon, 2016 40 milyonluk gibi bir bütçemiz var. Bunun aşağı yukarı 3 yıllık ortalamasında %28
%1,5'lik bir oranla yatırıma ayırıyoruz. Ve bu oran 2016'da bütçemizin %38'lik kısmını yatırıma ayırıyoruz. Gerçekten bu büyük bir tasarruf sonucu ve planlı projeli çalışma sonucu sadece yatırıma %38'lik kısmını ayıraraktan ilçemize hizmet vermeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, diğer faaliyetlerimiz devam ediyor. Büyükşehir Belediye'mizin KOSGİ, Ulaştırma, İtfaiye ve diğer KOSGİ şeydeki diğer yan dallardaki Büyükşehir Belediye'mizi gerektiren çalışmalarda hızla devam ediyor. Bunların imar çalışmaları bir takım köylerde, beldelerde, her tarafta devam ediyor inşallah. Ben burada sözlerimi fazla uzatmadan özellikle son dönemde hükümet yatırımı olaraktan sadece şu örneği vermek istiyorum. Bakınız, sadece milli eğitimde son 2,5 yıl içinde ilçemizde 152 tane derslik yapıldığını burada belirtmek istiyorum. Bu gerçekten hükümetimiz tarafından ve özellikle de burada ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hayırseverlerimiz tarafından ve diğer derneklerimiz tarafından yapılan son 2,5 yıl içinde ilçemize 152 tane desteğin kazandırıldığını burada söylemek istiyorum. Aşağı yukarı bununla zaten fiziki olarak derslik bitti. İnşallah öğretmen açığının da kapatılmasıyla eğitimin daha üst seviyelere getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında tabii ki üniversitemizdeki yatırımlar, KYK'daki Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurt yatırımları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları ve diğer MEDAŞ'taki Sağlık Bakanlığı'ndaki yatırımlarımız hızla devam ediyor. Bunlar inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecek değerli kardeşlerim. Konya Karapınar OSB olarak, organize sanayi bölgesi olarak bildiğiniz üzere Konya Şeker Bulgur Fabrikası'nı şu anda çalıştırmış bulunmakta ve 40 kişilik bir istihdam sağlıyor. Organize sanayi bölgemiz hızla büyüyor. 19 tane fabrikamız şu anda faaliyet haline geçti. Toplamda 140 tane, 150 tane istihdam sağlıyor. Bunun her geçen gün daha arttığını söylemek istiyorum. Kalyem fabrikası olarak da belediyemizin hissesi olan %70'lik bir hissesiyle Kalyem fabrikamızın ihtiyaca cevap veremediğimiz için, değerli bölge halkımızdan çok büyük bir istek olduğu için, fabrikamızın da 30-35 yıllık bir fabrika olduğunu düşündüğümüz için anahtar teslimi, yeni bir fabrika siparişi verdiğimizi, önümüzdeki Mart ve Nisan aylarında da bu fabrikanın temel faaliyeti geçireceğini sizlere burada duyurmak istiyorum. İnşallah doğalgaz gibi diğer tür çalışmalarımız da devam edecek inşallah değerli kardeşlerim. Ben sözlerimi fazla burada uzatmak istemiyorum. İlçemiz olarak gelişmekte olan bir ilçeyiz. Gelişmeye potansiyeli olan bir ilçeyiz. Enerjisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla kendisinden söz ettiren ve ileride de söz ettirecek olan bir ilçeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Her bakımdan, gelişmişlik bakımından daha ileri seviyeye gelmek için hükümetimiz olarak ve yerel yönetim olarak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi sizlere burada beyan etmek istiyorum. Sizlerle bir arada olmak, sizlerle buluşmak, sizlerle bu havayı teneffüs etmek gerçekten çok büyük bizim için bir gururdu, bizim için bir onurdu. Bu imkanı sağlayan değerli dernek başkanımıza da huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Allah yar ve yardımcılar olsun değerli dostlar. Evet, Bahçeli Milli Eğitim Şube Müdürümüz